yılbaşıya. Siz gelirse bir daha. Senin 8'e gireceğiz. Senin ben. Evin nerede? Evim birilerinin yanında duruyor ya. Peki hep öyle miydi? He? Sizin ya burada deprem olduğu zaman yine birader geliriz. Doğunda depremden beri geliriz. Tamam. Yani burada da aileler yaşıyor değil mi bu konteynerlerde? He. Aileler yaşıyor. Selim. Ayvacık Taşboğaz köyündeyiz. 6 Şubat 2017 Ayvacık depreminde Taşboğaz köyünde de birçok ev yıkıldı. Şu anda 7 aile hala konteynerde yaşıyor. İşte konteynerler de burada. 6 yıl geçti üzerinden. 6 yıldır konteynerde yaşıyor. Şu anda kendileri domates fidesi ektiği için, işçilik yaptığı için Tuzla'dalar. Şimdi buradan Tuzla'ya geçeceğiz. Tuzla'da da aileler var konteynerde yaşayan. Toplam 42 aile Ayvacık köylerinde konteynerde yaşıyor 6 yıldır. 86 hak sahibi vatandaş aile de hala evini bekliyor. Hani diyorlardı ya, bize bir yıl süre verin. Ne acıdır ki bu iki depremde 6 Şubat'ta gerçekleşti. 6 Şubat 2017. En son yaşadığımız o büyük acılar hala devam ediyor. Çünkü çok derin 6 Şubat depremi yaşadığımız. İşte bir yıl süre istediler ya vatandaştan. Bakın 6 yıldır burada konteynerde yaşayan aileler var. Şimdi Tuzla'da, Babadere'de onları da ziyaret edeceğiz. İnsan onuruna yaraşır mı bu durum? Hepimizin temel görevi ne olmalı? İnsan onurunu korumak ve yüceltmek. Devletin temel görevi de budur aslında. Ama işte 6 yıldır Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Taşboğaz köyündeyiz. Durum bu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel sen? Başkan Yardımcımız. Düşünmüyor musun? Aferin. Saygılar. Sizin bu konteynerlardaki yaşadığınız sıkıntıyı. Ya sıkıntılıyız zaten. Şeyimiz yok ki. Burada ben küçüktüm çıktığımızda. Evet. Adalam. Ne diyeyim hani, yeni yürümeye başladı da. Burada düşe kalka büyüdüler. Kaç yaşındasın canım sen? 8. Şimdi bu deprem 6 Şubat 2017'de oldu, evet, burada. Küçük o zaman işte, tabii sen küçücüktün, bebektin. Siz 6 yıldır burada konteynerde mi yaşıyorsunuz? Hiçbir yere gitmedik biz. Eşim dışarıda için biz korkuyoruz. Eviniz yıkılmıştı. Ya yıkık değil ama her yerlere açık olduğu için o da dışarıda çalışıyor. Ağır hasarlı. Aha. Ağır hasarlı. O yüzden burada Taşboğaz köyündeydi değil mi sizin, evet, evinizde? Oldu bitti, buralıyım kendim zaten ben. Neden peki sizin evlerinizi 6 yıldır teslim etmediler? Yapmıyorlar, olacak diyorlar. Bilmiyoruz ki, eşim yazıp atıyor. Neden ileri geliyor bilmiyoruz. Evet, burası özel idarenin yetki alanında. Evet, evet. Devletin taahhütü de var. Ta bizi burada durmasın diye bile hatta kovaladılar, beni dövdüler. Kimler? Ya ne diyeyim mesela? Nerede durmasın, durmayın diye. Burada biz burada duruyoruz ya mesela. Ha. Malcılar var mesela, kimileri haz etmiyor. Nereye koydukları için? Siz nerede duracaksınız? Eviniz yapılmıyor, teslim edilmiyor. Yapılmıyor öyle. Okuyor musun sen? Aferin, aferin. Bir bakayım seni. Aferin. İhtiyacınız var mı? Yok ihtiyacım yok. Olursa biz. Evlerim olsun. Evlere bir de oğlum var diye orada yani. Koynağımız var. Hadi. Bak amca ne diyor? Hatta evlerimize girelim artık diyor. Ev yapacaklar. Hadi hani yapmazlar ya. 6 yıl oldu. Depremden beri. Yanımızda duruyor. Burada bunun yanında duruyor. Ne yapalım ya? Nereye amca gidelim? Ama biz bakıyoruz. Evimiz olsa işte gireceğiz. Tamam. Peki. Oğlum var bir tane. Yani, tabii. İki tane sünnet yapacağız. Ev olmuyor. Tamam, gününü belirledik. Burada oynayıp yiyeceğiz, içeceğiz galiba. Tamam. Peki biz şimdi Tuzla'ya geçeceğiz. Tamam. Babadere'ye geçeceğiz. Tamam. Çünkü sizin tabii, gibi oralarda da konteynerlerde yaşayan 6 yıldır, evet, aileler var. Onları da, evet, bir ziyaret edelim. Takipçisi olacağız. İnşallah. Tamam. İnşallah. Sosyal devletin görevidir. Bugüne tabii, kadar tabii. Evlerinizin size teslim edilmesi gerekiyordu. 6 yıldır bir ailenin konteynerde yaşaması insan onuruna yaraşır bir durum değil maalesef.
yaparlar. Her şeyi yapma güçleri var. İmar plan değişikliği yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. İşte kurumundan dolayı. Neden evleriniz teslim edilmiyor sizin hala? Bir sürü mazeret. Aynen. Değil mi? Hani diyorlar ya, bize bir yıl süre verin diye. Sen buraya. Öyle diyor Cumhurbaşkanı, bize bir yıl süre verin. Burada Ayvacık'ta, Tuzla köyünde 6 yıldır konteynerde yaşayan aileler var. Depremin üzerinden 6 yıl geçmiş. Ne çelişki değil mi? Halka yalan söylemek suçtur. Ama hepsini düzelteceğiz. Bu güzel çocuk niye konteynerde yaşasın? 6 yıldır konteynerde yaşıyor bu aile. Hadi bakalım. Teyzeciğim saygılar. Takip edeceğiz. Geliyorlar 2-3 kişiyi yapacak evleniz diyorlar. Bir gidiyorlar. Evlenizin parası iyi yer göstermek istiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun selamlarını, evet, saygılarını getirdim tamam, size. Ben de ondan ötekini istemiyorum. Atıyor. Siz de 6 yıldır burada mı yaşıyorsunuz? 6 yıldır. Boyunca var ya. Evet. Evet anlaşıldı. Evet, sarayda yaşayanlar halkın gerçeklerinden o kadar koptular ki maalesef. Kitleniyor ki açamıyorum. Açıyorum, kitleyemiyorum. Tamam. Bunu yaptıralım. Tamam, yaptım. Tamam. Gerekirse karşılayalım. Ben gece kurtarırım. Tamam. Kurtarım bu kokulardan, şeylerden, evlerden, buralardan. Bir de tuvalet kokuları evlere giriyor. Kurtarın bizi buradan. Kurtaracağız. Tamam. Siz de 6 yıldır burada mı yaşıyorsunuz? 7'ye bastık abi. Burada çürüdük, hasta olduk. Şey hastasıyım ben, böbrek hastasıyım. Yeter galiba, yeter çürüdü ev yeter. Vanifeyin yavar ya, vanifeyin annesi. İşte depremde bir girdik, hala içindeyiz. Hala içindeyiz, hiçbir adım atılmadı, hiçbir şey yok. Yok, alan yok. Bir de üstelik özürlü olma, hiç durmam burada, durmayacağım. Kanımızın içimizde gidik ha. İstemem burada, durmayacağım. Nereye götüreyim? Nasıl alayım bir evde götüreyim burada? 6 Şubat 2017'de oldu deprem. İşte o zamandan beri, 6 yıl oldu hala, işte burada da Babadere köyündeyiz. Evet. Onlarca aile var konteynerde yaşayan. Maalesef bugüne kadar bu evlerin teslim edilmesi lazımdı. Teslim edilen evler de Ziraat edildi. Bankası'na hayır, ödeme yapılıyor. Hayır, edildenme bize yok. Yani ücret bile alınmaması gerekir bu insanlarda. Bu sosyal devletin görevi. Tek alacaklarsa alsınlar da yapsınlar evlerimizi de gidelim, ne yapalım mı? Burada yaşayamayacağız çünkü çok zor yaşıyoruz. Hayatımız zor, hepimizin zor. Kendim adıma konuşmuyorum. Burada ne kadar sen varsa herkes zor çekiyor. Çünkü şimdi bak 11'den sonra burada hiç durulmaz. Yazın. Ya şu çamların altında ne kadar oturabilirsin? Tabii. Otur otur. Yemek istiyorsun, içmek istiyorsun, yemek yapmak istiyorsun, her şey istiyorsun. Kışın desen ona keza. Kapıyı kapattık mı da bunun içinde dön. Tava soğuk, çıkamıyorsun. Tamam, yakıyoruz sobamızı, iyi de. İşte öyle. Dön Allah'ım, dön içinde. Evet, evet. 2017'den 6 Şubat'tan beri deprem olduğundan beri burada konteynere bir geldik. Bu şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz. Yani zor şartlar altında. Yazın sıcak, kışın soğuk. Hani yapılmadı evlerimiz yani. Burada biz mağduruz. Bunu herkes görüyor burada yani. Yaşamımızı böyle sürdürüyoruz. Arkadaşımız da burada. Hepimiz yaşam. Evet, bekliyoruz valla. Bekliyoruz. Yerimiz belli. 6 senedir mağduruz. Ve sıcaktan bu konteynerde piştik. Kışında üşüyoruz. Ne yapalım? Alacak gücümüz de yok başka yerden böyle evde. Bekliyoruz hükümetimizden evleri. İnşallah yaparlar. Yapacağız diye söz veriyorlar. Bekliyoruz. Gelenler ha yapacağız, gideceğiz diyorlar. Bekliyoruz, hala da bekliyoruz. Vallahi bu da. Mağdur da abimiz. Evet, o siz de burada yaşıyorsunuz aynı, değil mi? Aynı konteynerde benim geliyorlar. 6 senedir bekliyoruz. Geliyorlar, gidiyorlar. Hep yapacağız.
Gittiği zaman ne bileyim. Şey yapmayacağız diye yok. Hep yapacağız yapacağız. Ama nereye kadar? Bırak köyümüz dağılıyor yani. Köy gidiyor. Evet. Kim arkadaşlar? Gitti, gidenler var birkaç tane. Evet. Gidecek, ben, belki ben de gideceğim. Yaşım 70 evet. olmuş. Daha ben burada evime şeyim yok. Burada köye yeniden yeniden evim yok. Yani memleket köyümüz dağılıyor yani. Ben ona üzülüyorum. Şimdi Allah dağıtıyorlar ki. En mükemmel adalet vicdanlardadır. Şimdi kamuoyunun vicdanına bırakmak lazım bazı şeyleri. Şu konteynerda küçücük alanda bir ailenin 6 yıldır yaşaması ne demektir? Ne demektir? Yani insan onuru bu kadar zedelenir mi? Yazlık sarayları, kışlık sarayları, uçan sarayları hemen hallediyorsunuz. Burada kaç tane aile var? 86 aile hala evini bekliyor. Ya gerekirse hiçbir ücret almayın bu ailelerde. Ama düzelteceğiz. Az kaldı. İşte ne acıdır ki evet. Ayvacık depremi de 6 yıl önce 2017'de 6 Şubat'ta olmuştu. Evet. Son büyük deprem 6 Şubat. Evet. Acılar hala çok derin. Hani diyorlar ya bize bir yıl müsaade edin diye. İşte burada 6 yıldır bekleyen aileler var. Halka yalan söylemek suçtur.